Merhaba, bugün sizlerle bu papatya bilekliğin yapımını anlatacağım. Makrame şu kısımları. Bu şekilde boncuklarım olacak. Bunlar kum boncukların büyük olanları. Bunlar da minik inciler. Ve mum ipliğim olacak. Orta kısmı için mum ipliğimi şöyle ikiye katladım. Tam ortaladım. Daha sonra bir yere bu şekilde sabitleyeceğim. Biraz da böyle pay bırakıyorum ki şu kısmı yapabileyim. Evet, bu şekilde bilekliğim için pay da bıraktım. Evet. Daha sonra bu yeşil incilerimi orta kısım için geçireceğim. Ben bu bilekliğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çiçek kullanmışım. 7 adet inci geçireceğim. Sizler de 7 adet inci geçirin. 2, 3, çiçekleri istediğiniz bileğinize göre yapabilirsiniz. Kolyede, hal olarak da kullanabilirsiniz bilekliğinizi. Ben bunları renk renk yaptım. Biraz geçirmesi zor oluyor. 4, 5. Sizler daha farklı iplikler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Normal patik ipleriyle bile yapabilirsiniz. Benim elimde mum ipi vardı. Mum ipiyle yapmayı tercih ettim. 2, 4, 6. Bir tane daha yapacağım. 7. Evet. Şimdi 7 adet bu yeşil incilerimden orta kısmı dizdim. Şimdi orta kısmı biraz gerginleştiriyorum. Rahat çalışabilmek adına. Evet. Şimdi yan ip için 1 metreyi aşkın bir ip kesiyoruz tekrardan. Yani biraz büyük olmasına özen gösterin arkadaşlar. Çünkü makrame çalışacağımız için orta kısmı zaten onu ayarlamasını yaparsınız. Şimdi incileri geriye doğru çekiyorum. Öncelikle makrame çalışacağım. Orta ipimi altından ipimi geçirdim. İki tarafını da sabitliyorum. Yani birleştiriyorum ve tam ortalıyorum iki ipimi de. Bu şekilde. Bu şekilde sabitleyeceğim. Yani tam orta kısmını bulacağım ipimin. Evet, tam orta kısmını buldum. Şimdi makrame çalışacağım. 11, 12 yani istediğiniz uzunlukta, yani şu kısmı yapacağım. İster 10 yaparsınız, ister 12. İsteğinize kalmış uzunluğu. Evet. Soldan yapmıştım, şimdi sağdan yapıyorum bu şekilde. Hemen orta ipimin altından geçiriyorum. Mumlu ip olduğu için biraz elime yapışıyor. Şimdi sağ taraftaki şu ipimin ucunu orta ipimin altından geçiriyorum ve diğerinin ortasından geçiriyorum ve bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Yani sağ ve sol olarak bir sağ bir sol. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu sefer sol taraftaki ipimin bu şekilde yapıyorum. Sağ taraftaki ipimin ucunu
şu şekilde geçiriyorum. Makrome kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi sizler istediğiniz uzunlukta makrome kısmını yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Soldan yapmıştım. Şimdi sağ tarafı bu şekilde ipimin üstüne atıyorum. Şöyle. Sol taraftaki ipimin ucunu da hemen alt kısmından geçirip şöyle bir düğüm atıyorum. Yaptığım işlem sadece bu kadar. Şimdi sol kısmımızı yapıyorum. Bu şekilde işlemimiz devam ediyor. Şimdi şu çiçek kısımlarını yapacağım. Ortaya bir tane inci aldım. Gördüğünüz gibi. Ben göstermek için biraz kısa tuttum. 3 adet yani 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet şu beyaz boncuklarımdan alıyorum. 3 adet sol kısma, 3 adet sağ kısma geçiş yapıyorum. Biraz geçmeleri zor oluyor. Evet. Üç adet bu kısma yaptım. Hemen iplerimi şöyle alıyorum. Şey boncuklarımı. Şimdi sağ taraftakine. 1, 2 ve 3. Benim çok beğendiğim ve severek kullandığım bilekliklerden bir tanesi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi sağ kısımdan gördüğünüz gibi hemen soldaki ipimi alıyorum. Bu ipimi bu şekilde yapıyorum. Alttan geçirip şöyle ipimi çekiyorum ve iki ucunu da tutup geçirip hop bir çiçek yaptım. Bitti. Şimdi ara kısımlarına 3 adet makrome yapıyorum. Yani biraz daha isterseniz aralıkları boşluk kalsın, isterseniz biraz daha fazla yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben bir tane daha yapacağım. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir tane daha boncuk alıyorum. Çekiyorum, itiyorum. 6 adet tekrardan boncuk hazırlıyorum. Biraz böyle düzgün olsunlar. 1, 2, 3, 4. 4, 5 ve 6. 3 bir tarafa, 3 bir tarafa boncuklarımı hazırlıyorum. Tekrardan 1, 2 ve 3 adet boncuğumu şöyle ittim. Evet, gördüğünüz gibi bütün yaptığımız işlem bu kadar arkadaşlar. Ben bu bilekliği dediğim gibi çok beğeniyorum ve çok seviyorum. Çok kullanışlı. Bunlardan anahtarlık da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bir adet daha yapacağım. Bilekliğimiz devamı artık bu kadar. Yani bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi ara kısımlarını daha çok pardon.
ara kısımlarını daha şey yapmak isterseniz biraz daha boşlukta bırakabilirsiniz. Tercih sizin tercihiniz. 3, 4. Biraz boncukların düzgün olanlarını seçtiğim için 4, 5 ve 6. 6 adet yine boncuğumu ayarladım. 3 bir tarafa, 3 bir tarafa. 1, 2 ve 3. Artık tamamen işlemimiz bu şekilde. Orta kısımdaki incilerimiz bitene kadar devam ediyor. Hem kolay hem eğlenceli bir bileklik. Evet, şimdi tekrardan makramemizi yapıyoruz. Bir, iki, üç. Ve 4. Evet. Sizler de diğer ortaları, diğer kalan 4 adet boncuğumuzu yapın. Bitiş kısmını da, kapama, şu kapama kısmını da sizlere göstereceğim. Şimdi son boncuğu tekrardan göstereyim. Ortaya boncuğumuzu ittik. 1, 2 ve 3. 3 adet sol tarafa, 3 adet de sağ tarafa. 1, 2 ve 3. Evet, bu şekilde tekrardan makaronumuzu yapıyorum. Böyle bu şekilde 2 3 ve 4. Evet, şu an işlemimiz birkaç sıra yaptıktan sonra yine diğeri kadar, şu uç kısmı kadar yapacağız ve bilekliğimizin kapama kısmını yapacağız. Evet, bu şekilde makronimizi bir sağ bir sol şeklinde yapıyoruz. Yeterli bu kadar. Şimdi bu kısımları keselim biraz uzun bırakarak. Şimdi kapanış kısmını göstereceğim. Yani kilit kısmını göstereceğim. Şimdi kilit kısmına gelince bilekliğimizi bu şekilde tutuyoruz. Bir tanesini bu şekilde, bir tanesini bu şekilde yapıyorum. Daha sonra bir tane şöyle ip alıyorum ve alt kısımlarından geçiriyorum. Tekrar makrome çalışıyorum. Az önce yaptığım işlemi bir sağdan bir soldan şeklinde birkaç sıra yapıyorum ve kesiyorum iplerimi ve yakıyorum. Bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Yani bir 10 dakikanızı falan ya alır ya almaz bu bilekliği yapmak. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın bana. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Evet. Dediğim gibi sizler farklı iplikler de kullanabilirsiniz. Patik ipiyle bile yapabilirsiniz. Boncuklarınız biraz gösterişli olur ise parlak, şıkırtılı. Yani ipinizin pek bir önemi olacağını düşünmüyorum. Bu
şekilde kapama kısmını yaptım. Mumlu ip olduğu için biraz elime yapışıyor arkadaşlar. O yüzden biraz zorlanıyorum. Evet, bu kısımları da kesiyorum. Çakmağımla yakacağım daha sonra bunları. Bir tane buraya boncuk. Bir düğüm. Bir tane de bu kısma boncuğum. Ve bir düğüm. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Evet, bilekliğimiz hazır. Kenarlarını da yaktım. Çakmakla bu şekilde hemen takalım. Bu şekilde. Dediğim gibi 10 dakikanızı ya alır ya almaz. Hoşça kalın.